Fatih Selek 29 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Altılı Tasa Altılı Masa 6. defa toplandı geçen pazar Bu sefer ev sahibi Saadet lideriydi Masada hangi konuların ele alındığı değil de Yemekte nelerin ikram edildiği konuşuldu yine Gazeteciler haber değeri taşıyan orijinal bir malzeme buldular bu sefer Karamolluoğlu'nun misafirlerine hediye ettiği bir sepet sebzeyi haber değeri taşıyacak unsurun bile çıkmadığı toplantı ne köşe yazılarına ne analizlere konu oldu bilseniz. Bir haftada toplantıya dair öyle çok köşe yazısıyla karşılaştım ki üşenmedim saydım. 12 ayrı yayın organında 46 makale yayınlanmış. 6 masayı 3 defa yazı konusu yapan bile olmuş. Yazıların çoğu da hükümete yakın gazetelerde çıkmış. Masa olmuş tasa. Bu kadar yazıdan ne öğrendin derseniz hiçbir şey. Bu kadar vakte kağıda yazık. Gidin çiçek böcek yazın birader. Daha faydalı bir iş yapmış olursunuz. Tamamen duygusal. Fox'ta 10 yıldır sabah haberleri sunan İsmail Küçükkaya CHP'nin yayın organı Halk TV ile anlaştı. Kimse beklemiyordu. Küçükkaya hafta içi her gün yine sabah haberleri sunacakmış. İrfan Değirmenci, Ayşenur Arslan Şirin Payız'ın, Mehmet Teskan gibi merkez medya refüzelerinin kapak attığı bir yer Halk TV. Daha doğrusu mecburi varış noktası. Ama küçük kaya transfer oldu. İyi para almış. Transfer parasını da patron değil sponsorlar ödemiş diyorlar. 3 milyon dolardan bahsedenler var. Anlaşılan seçime giderken sponsorlar Halk TV'ye bir vazife biçmiş. Bir merkez medya oluşturma telaşı var. Ancak kimi kadrosuna katarsa katsın kanalın kitlesi belli. Öteye geçmesi zor. Küçükkaya muhalifler için Fox'ta daha çok iş yapıyordu oysa. Atapot'un kolları. Daha evvelce yazmıştım. Haber kanallarındaki tartışmama programlarından zerre haz etmiyorum. Herkesin birbirine laf yetiştirmeye çalıştığı ağır siyasi gerilimli hırgür ortamından makul bir şey çıkmıyor. Maksat çatışmadan reyting kalmak olabilir. Ama o da çok yorucu. TV yüzde yılbaşından bu yana alternatif bir program yayınlanıyor. İsmi Cengizle Ahtapot. Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök haftayı değerlendiriyor. Yorumlarının çoğuna katılmasam da denk geldiysem oturup izliyorum. Konudan konuya geçiyor, her şeyi konuşuyor, sıkmıyorlar. Ahtapotun nereden geldiğini merak ediyordum.'' Meğer Ertuğrul Özkök'ün lisedeyken lakabıymış. Ahtapot, yumuşak gövceli, sekiz kollu bir canlı. Her yere uzanıyor. Özkök'ün daha o yıllarda adını koymuşlar meğer. Özkök bazen dokunduruyor. Mahallesindeki faşizmi şöyle anlattı. 2002 yılında o zamanlar beni Refah Partisi'nin adamları 28 Şubatçı diye suçluyorlardı. Gittim Tayyip Erdoğan'la AKP'nin merkezinde konuşma yaptım. İslami basından bir tek kişi bile Erdoğan'a gidip niye bu 28 Şubatçı konuşuyorsun diye laf etmedi. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Oktay Ekşi, ben ve Hasan Cemal'i kendisine en muhalif insanları alıp helikopterle İstanbul'u gezdirdi. Saatlerce İstanbul'u anlattı. Kendi medyasından bir Allah'ın kulu Tayyip Erdoğan'a sen niye bu adamlarla konuşuyorsun lafı etmedi. Kanal 7'ye çıktım yahu, iki saat konuştum. Bir kişi demedi, niye bu adamı çıkarıyorsunuz diye. Beyaz TV'ye gittim, saatlerce konuştum. Yine bizim taraftan geldi itiraz, niye oraya çıkıyorsun diye. Buna ne diyeyim ben, bu muhalif tarafın bir hastalığı. Şu belediye seçimlerinden önce AKP'nin 3 büyük belediye başkanı adayı da benimle konuştu bir tam sayfa ki medya tamamen ellerindeydi. Bana en düşman köşe yazarından bile bir şey gelmedi. Çıkmış şimdi bir takım adamlar niye konuştun diye hesap soruyor oturdukları yerden. Doğru söze ne denir? Aynen öyle. Affedersiniz, itirazım var. Bu sıralar müjdeli haber vermekten başımız döndü. Paket üstüne paket açıklanıyor. Geçen haftanın jesti geniş bir kesimi ilgilendiriyordu. 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecekmiş. 6 milyon kişinin borcunu devlet karşılayacakmış. Adam hazine arazisine kaçak konut yapar affedilir. Kıyıları, ormanı işgal eder affedilir. Vergisini vermez affedilir. İcralık olur affedilir. Öğrenciyken kredi kullanır, üstüne yatar affedilir. Sağlık sigortası primini ödemez, ceza kesilir affedilir kulüpler transfer uğruna har vurup harman savurur, vergisi birikir, affedilir. Bu ülkede dürüst yurttaş cezalandırılıyor. Çin birkaç yıl evvel sosyal kredi sistemi getireceğini, vatandaşlık görevini yapmayanların puanının düşürüleceğini, kredisi yüksek kişilerin ödüllendirileceğini duyurmuştu. İngiltere ve İtalya'da da sistemin uygulanacağı belirtilmişti. Böyle bir uygulama bize şart. Madem hep aymazlar, fırsatçılar, kurnazlar kazanıyor, bari dürüst olan zarar etmesin.